Gülşin, ne oldu? Korkuttun beni öyle arayınca. Beni yok saydın Levent. Gülşin. Benden vazgeçmiş. Otur canım. Kendi evimde bir yabancı gibi davrandı bana. Tamam canım, tamam. Ne olur ağlama. Artık ağlamanı istemiyorum. İnsan ailesiz yaşar mı Levent? İnsan ailesi olmadan yaşar mı? Gülşin. Gülşin, evlen benimle. Ne olur teklifimi kabul et. Bak, o zaman biz de bir aile olacağız. Bütün sıkıntılar bitecek. Hem babanın karşısına da rahatça çıkabileceğiz. Ne olur. Ne olur evlen benimle. Teşekkür ederim Akif Bey. Ne oldu? Ne dedi? Evlenebiliyor muyuz? Hayatın cilvesine bak. İlk defa kısır olmam bir işe yaradı. 6 ay beklememize gerek yokmuş. Çocuğumun olmadığını belgelersem hiçbir sorun olmazmış. Peki doğuş? Onun için de bir sorun olmadığını söyledi. Velayet için de hiçbir sıkıntı olmazmış. Ne yani? Sen şimdi benim karım mı olacaksın? Şu anda dünyada benden daha mutlu bir adam olmadığına yemin edebilirim. Göreceksin Gülsün, seni hiç pişman etmeyeceğim. Çok mutlu olacaksın. Kaybettiğimiz bütün zamanları yeniden yaşayacağız. Beni hep böyle sev Levent. Sadece sev. Kolay Ana. Gelsin Gümüş. Hoş geldin. Gelsene otur şöyle. Yok, çok fazla vaktim yok. Hemen bir şey söyleyip gideceğim. Tamam. Ne oldu? Biz bugün Levent'le evleniyoruz. Şaka yapıyorsun. Evet, Yıldırım nikahıyla. Ay çok şaşırdım valla. Ya biliyorum, biraz ani oldu ama bakma böylesi daha iyi. Deden biliyor mu? Ben babamın umurunda değilim ki. Haber versem ne fark eder? Mehmet Bey, müsaitseniz gelebilir miyim? Tabii ki, buyurun hanımefendi. Ne haber? İyidir. Sana bir haberim var. Neymiş, söyle bakalım. Ama hemen öyle kızmayacaksın, tamam mı? Sakin olacaksın. Beni üzecek bir haber mi yoksa? Yok. Belki de çok sevinirsin. Neymiş? Halamla Levent evleniyor bugün Mehmet. Ne? Ne olur sakin ol Mehmet. Sen ne dediğinin farkında mısın ya? Ne evlenmesi bu? Ya sen de dedem de dememiş miydiniz dul bir kadına yakışıyor mu diye? Evleniyor işte Mehmet. Ya daha yeni boşanmıştı. Dedemden izin aldı mı peki? Yok, daha kimsenin haberi yok. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik ediyorum halamı. Gelmeyecek misin yani? Hayır, gelmeyeceğim. Ne ben gidiyorum ne de sen gidiyorsun. Artık bu işe fazla bulaşmak istemiyorum. Sen gitmek istemeyebilirsin Mehmet ama ben gideceğim. Hayır, gitmeyeceksin Gümüş. Buna da sen karar veremezsin ki Mehmet. Canım? İyi. Ne oldu? Yok bir şey. Mehmet'le tartıştık biraz. Neden? Ya bir bilsem nedenini. 2 gündür ne desem kızıyor Pınar. Hemen bağırmaya başlıyor. Bir anlasan nesi var? Pınar şimdi hem bağırdı bir de nikaha gidemezsin dedi bana. Mehmet. Evet. Allah Allah, benim kardeşimin yoktur böyle kırılıkları ya. Nereden çıktı şimdi bu? Bir bilsem. Hadi gidelim Allah aşkına, geç kaldık zaten. Hay Allah. Nasılsınız sevgili nişanlım? Hiç iyi değilim. Ne oldu yine? Bak. İnanmıyorum ya. Bahar. Ya güya şehrin en iyi kuru temizlemecisi. Şu yaptıklarına bak. Öldürmek istiyorum o adamları ya. Tamam Bahar. Ya bütün aksilikler benim başıma mı gelmek zorunda? Tamam Bahar'cığım, tamam. Ağlama, buluruz bir çaresini. Ya bunun nasıl çaresini bulacağız Gökhan, görmüyor musun? Görmüşsün.
Hayatım, bir arkadaşımın annesi yılların gelinlikçisidir. Gider ona danışırız, bize bir yol gösterir. Ha? Nasıl? Hadi ama ağlama lütfen, bak hala seni böyle görmemeli, tamam mı? Çok üzülür. Tamam. Gülsün anne, gelebilir miyim? Tabii ki. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Doğuş, hala vaktimiz var. Eğer gerçekten istemiyorsan evlenme. Hayır, istiyorum. Levent amcam seni çok seviyor. Peki sen onu seviyor musun? Evet, bana çok iyi davranıyor. Bak, bütün hayatımız değişecek. Levent amcanlara taşınacağız. Bunu istediğine emin misin? Evet, Özge ablanla kardeş olacağız. Teşekkür ederim. Ooo. Beni de aranıza almazsanız kıskanırım ama. Gülsün, nefes kesici olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hayatımın en akıllı imzasını atmak istiyorum bir an önce. Özge senle gelmedi mi? Çok önemli bir sınavı varmış. Okula gitti, oradan gelecek. Hadi. Sayın Gülsün Şadır, Levent Solmaz'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Levent Solmaz, Gülsün Şadoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bravo. Tebrikler. Hala. Ömür boyu mutlu olun inşallah hala. Sağ ol Gümüş. Mehmet neden gelmedi? Dedeme haber vermiyorsun ya. Anlıyorum. Tabii Mehmet de haklı kendine göre. Halacığım. Tebrikler halacığım. Güzelliğinle bütün gelinleri çatlattın vallahi. Kesinlikle. Şuna bak ya. Onlar bir de Bahar'ı görsünler de. Buradayım. Ha işte. Halacığım, mutluluklar. Tebrikler. Canım benim. Sana da yetişeceğiz yakında. Çok. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Levent amca, Özge abla gelmedi hala. Evet. Kayboldu herhalde. Levent, kötü bir şey olmuş olmasın? Sonra konuşuruz hayatım. Konuştun mu sen Özge ile? Kendince biraz kapris yapıyor ama üzülme sen, yakında alışır. Evet, evinize hoş geldiniz karıcığım. Sağ olun kocacığım. Of, bizim yerleşmemiz 2 haftayı bulur rahat. Doğuşcuğum, sana şimdilik yukarıda bir oda hazırladık. Birkaç gün idare et, sonra bakarız. Anlaştık mı arkadaşım? Anlaştık arkadaşım. Özge, merhaba. Kendinizi zorlayıp bana iyi davranmak zorunda değilsiniz. Ben Londra'ya anneannemin yanına gidiyorum. Özge, yukarı gelir misin? Sen neler saçmalıyorsun? Sen nasıl annemin yerine başkasıyla evlenirsin ha? Nasıl evimizi alırsın? Annemle beni sevmiyorsun artık sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.